Gaziantep valisi Ali Yerlikaya çok zor günlerden geçiyoruz. Dünyada çok zor imtihandan geçiyor. Bu zorluğun en kritik noktasında da Gaziantep bulunuyor. Nereye gittiğini hala kestiremediğimiz bir kaos var. Zorluklarla mücadele etme ile ilgili ender şehirlerden biri Gaziantep. Ama bu yetmez. Biz 2007'de böyle devralmışız. 2047'de, 57'de aynı olursa yerimizde saymış olacağız. Her alanda daha iyi olmak zorundayız. Sanayimizin %78.9'u maalesef düşük teknoloji, düşük, orta, orta yüksek ve yüksek. Yüksek teknoloji 0.1, onun 1.6 olan %4.4 toplamı %5 bile değil. İlk 46'ya girdik ama bu yetmiyor. Ne yapmamız lazım? En yüksek teknolojiyi kullanmamız lazım. Baklavada tek şube olmakla övünüyoruz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ülke olarak, millet olarak, komşularımızla beraber. Aslında gerçekten dünyada çok zor imtihandan geçiyor. Belki bu zor imtihanın en kritik noktasında, kavşağında Gaziantep olarak bizler bulunuyoruz. 6 yıldan beri 50 kilometrelik komşuluğunu sıcak olarak hissettiğimiz o 911 kilometrelik sınırın içerisinde çok büyük bir yangın var. Hemen onun akabinde kardeşlerimiz, dostlarımız, aynı Suriyelilerde olduğu gibi ve yıllardan beri birlikte mal alıp sattığımız Irak'ta da hakeza öyle. Nereye evrildiği, nereye gittiği ile ilgili halen kestiremediğimiz bir kaos var. Yine bu yıl 15 Temmuz'da hiç yaşamayı arzu etmediğimiz büyük bir kalkışma oldu. Bir darbe girişimi oldu. Bir ihanet hadsizliği oldu. Bunu yaşadık birlikte, bunu tecrübe ettik. Bütün bunlara rağmen öyle bir aziz milletin üyesiyiz ki, öyle bir devlet geleneğimiz var ki, öyle bir duruşumuz var ki bizler imtihan ne kadar büyük olursa olsun şuna inanıyoruz. Diyoruz ki bu Allah'tan geliyor. Takdir eden, bizi yaratan Allah. Teslim oluyoruz. Daha sonra gücü yine ondan alıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi sana sığınıyoruz. Bizi başıboş bırakma. Ona sığınıyoruz. Bize vermiş olduğu cüce akıllı bu şehirde öyle iyi kullanıyoruz ki aranızda inciten olmadan meşveret dilini, istişareyi, dünya olan meselelerde istişareyi en güzel şekilde tatbik eden bir il oluyoruz. Buraya gelen konuşmacılar, misafirlerimiz, bizi gözlemleyen ama bizi ilk defa gören ama çok eskiden beri tanıyan, 40 yıldan beri tanıyan değil, çok eskiden beri tanıyan herkes şunu söylüyor. Bu şehirde meşveret dili var. Meşveretle işimizi yaptığımız için de zorluk katsayısı ne olursa olsun Cenab-ı Allah bize başarı veriyor. Evet, Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanımız az önce göğsümüzü kabarttı. Bildiğimiz şeyi onun ağzından duymak çok önemli. Türkiye'de ihracatçı şehir sıralamasında 6.'lıktan 5.'liğe çıktı. Bu zor zaman dilimine rağmen 6 milyar 258 milyon dolar. Bütün bunlara rağmen Gazi şehrin sanayicileri, Gazi şehrin girişimcileri, tacirleri, esnafları, Elmacı pazarından tutun ilk 500'deki 20 firma, ikinci 500'deki 26 firma, hemen hemen artık tanımadığımız, bilmediğimiz yok. İnanın Elmacı pazarındaki 110 metrekarelik bir yerde duran Ökkeş abiyle ilk 20'deki en büyük firmanın kalp atışlarını aynı olduğunu gördüm ben. Birincisi ne biliyor musunuz? Kanaat. Ökkeş abinin yanına gidiyorum ben. Mutlaka uğruyorum. 2 haftaya bir, 3 haftaya bir. Onlarla beraber komşuların yanında. Verene razı. Gelene razı. Bela, musibet, kar,
sevinç, tasa, her şey. İsyan yok. İsyan etmiyor. Kendine bir haksızlık yapıldığı zaman olabilecek en düzgün şekilde onu def etmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken de cesareti elden bırakmıyor. Gücün, kuvvetin ne olursa olsun birine haksızlık yapıldığı zaman zıplıyor. Orantısız güç de kullanmıyor. Bunu 15 Temmuz gecesi yaşadık ve ondan sonra da yaşadık. Halen yaşıyoruz. Sizin farkınız bu. Bu şehrin farkı bu. Dolayısıyla inovasyon, inovatif duruş, düşünce, fikir dediğimiz meseleye bağlamak istiyorum. Zorluklarla mücadele etmeyle ilgili dünyadaki ender şehirlerden birisiniz. Bunu da tescillemişsiniz. İlk kezden biri olmuşsunuz. Ama bu yetmez. Biz 2007'de böyle devralmışız. 17'ye girdik. 10 yıl geçti. 2047'de, 57'de, 2073'te 8 olursak eyvahlar olsun. 6 olursak tamam. 7 olursak yerinize saymışsınız diyecek ecdat yeni nesil. Dolayısıyla bizim mefkuremizde 2 günü bir olan ziyandadır, zarardadır. Ya devam. Gayret. İcat çıkarma düşüncesi bizim mefküremizde yok. İlim müminin yitik malıdır. Nerede görürse alacak onu diyor. Çin'de olsa, Beşik'ten mezara, bunlar hepsi ezberimizde. Öyle mi? Öyle. O zaman geçen sene TEOG sınavında sadece 300 Türkiye genelindeki çocuktan 6 tanesi tam soruyu cevaplamış, yani tam metnin tüm cevap anahtarını olduğu gibi bilmiş. Bu sene 300'ün altına düşmüş Türkiye genelinde ama Gazişehir'in çocukları 26 tane full çekmiş. Demek ki geçen seneden daha iyiyiz Allah'a şükür. Daha iyi olmak her alanda, eğitimde, sanayide, tacirde, esnafta, üniversitede, her alanda. Bizim şuramızda sadece bu dünya değil, öbür dünyada da iyilik ve kazanma arzusu var. Bizim buramızda dünyada bol sıfırlı fatura çekerek toplumda daha iyi yerde oluruz anlayışı yok. Yine bizim buramızda bilenle bilmeyen bir olur mu? Hiç. Anlayışından hareket ederek üniversitedeki gerçek anlamdaki ulemaya hürmet ve onu sınaya aktarma var. Daha iyi bilen neredeyse onu getirme var. Bununla da ilgili profesyonel bir adım attı Sayın Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek. Sanayi odamız, büyükşehrimiz, valimiz hep beraber. Ne yapıyoruz? Şu andaki sanayimizin %78.9'u maalesef düşük teknoloji. Düşük orta, orta yüksek ve yüksek. Yüksek teknoloji 0,1. Onun bir alt olan %4.4. İkisinin toplamı %4.5, %5 bile değil. Ne yapmamız lazım? Başkanımın dediği gibi, mağaralardan elmacı pazarı, yerleşik hayat, oradan büyük sanayi ilk 46'ya girdik ama bu yetmiyor. Sürdürülebilir değil. Ne yapmamız lazım? En yüksek teknolojiyi kullanmamız lazım. Bunu getirmemiz lazım. Bu dünyanın 174 ülkesine satabilme kabiliyetini, medeni cesaretini, girişimcilik ruhunu öyle bir noktaya getirmemiz lazım ki kendi şehrimizde bulamıyorsak diğer şehirlerimizde. Diğer şehirlerimizde bulamıyorsak Güney Koreli bir CEO getireceğiz, bilenleri getireceğiz, buraya yerleştireceğiz ve onlarla daha yüksek teknolojiyi kullanacağız. Az miktar, az kilogram değeri ama satışta daha hafif, daha yüksek. Bunları yakalamamız lazım. Şu 1.6 doları aşamıyoruz değil mi 10 yıldan beri? 11 bin doları da demir attık.
ve simitten 100 milyon dolar kazanılıyor ihracatta. Ama baklava biz kimse kıramasın. Benim bu söylediğim hiç kimseye laf göndermiyorum. Sadece tek şube olmakla övünüyoruz. Dünyada bilinen isimleriz. Ama benim şehrimde en az 15 tane firma var. Sadece burada şubemiz var. Başka hiçbir yerde şubemiz yok. Ne bu cümle ya? Hani Burhan Bey burada mı? Evet. Şu Allah'ın sevsin bir bakın. Benim böyle söylediğim söze insan biraz kızması lazım. Böyle tebessüm eder mi? İşte Antep esnaf tacir duruşu bu. Alkışlar mı adamı? Biz Türkiye'nin ilk 30 şehrinde bu markayı taşımamız lazım. Markalarımızı taşımamız lazım. Çok daha fazla cirolar çekmemiz lazım. Antep'e gel, önlüklü, geleneksel, bizim alüminyum, bir sokak aşağıdaki pasajda üretilen alüminyum tepside sıcacık eliyle alsın, ters çevirsin, yesin. Bunun zevki hiçbir şey değişilmez. Bunu yapabilmen için şimdi Antep'e gelmen lazım. Ama gelemeyen ne yapsın? Bu tasarım ambalajından çıkan, bu sene çıkan, daha da gelişen dünyanın her yerine az önceki örnekteki tadı alamasa bile bari ona yakın bir tadı alan ambalajları üretmemiz lazım. Bugün bir araya gelmemizin sebebi bu. Ama evet, ambalaj tasarımını da yapalım ama lütfen tek şube burası, başka şubemiz yoktur. Ne bu cümle ya? Bazen kızdırıyorum. Gidip Konya'ya senin bayini alacağım ve silah zoruyla alacağım diyorum. Espri yapıyoruz. Sizleri seviyoruz. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman Cenab-ı Allah şehrimizde, sokaklarımızda, hanelerimizde, yurdumuzda eksik etmesin. Bir an önce komşularımız başta Suriye'de, Irak'ta dirlik düzenlik versin. Ama şunu da söyleyelim. Bu tasarım, marka, faydalı model, bu tür rekabeti, bu tür yeniliği de şehrimizde devam ettirelim ve ürünlerimiz çok daha güzel, albenisi olan ortamlarda, bütün şehirlerde, bütün dünyalarda arzu ettiği ilgiyi, alakayı görsün diyoruz. Bu yarışın bu noktaya gelmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Gayet Başkanımıza, Tim Başkanımıza, emeği geçen, ismini bildiğimiz, bilmediğimiz bütün arkadaşlarımıza, başta jüri üyelerimiz olmak üzere ama yerinde duramayarak, bu yarışmalara katılarak az sonra beraber onları büyük bir gururla izleyeceğimiz arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların bizlere hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı akşamlar.